Bir önceki videomuzu hatırlayalım. ax kare artı bx artı c eşittir 0 gibi bir ikinci dereceden denkleminiz varsa, delta formülüyle çözümleri bulabileceğimizi görmüştük. Peki delta formülü neydi? x eşittir eksi b, artı eksi kök b kare, eksi 4 c bölü 2a. Bunun ismi delta formülü ya da başka bir deyişle ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin köklerini bulmak için bir formül. Dal sarkar kartal kalkar formül desek daha iyi ya da diyemesek daha iyi. Devam ediyoruz. Delta formülü. Hatırlıyorsunuzdur, geçen videolarda bu formülü kullanarak güzel işler yapmıştık, güzel işlemler yapmıştık. A yerine A yazıyorduk, B yerine B ve C yerine de C yazıyorduk. Bunlar katsayılar. Ve sonra formül size iki cevap veriyordu. Çünkü burada artı veya eksi var. Boşuna başta çözümler demedik. Sonuçta iki cevap buluyoruz. Buraya kadar şahane. Ve bu videoda bu formülün ispatını göreceğiz. Kareye tamamlama yöntemiyle bu denklemden buna ulaşabiliriz. Hazır mısınız? Tamam, o halde şunu güzelce tekrar yazayım, başka bir renkle yazayım. A x kare artı bx artı c eşittir 0. İlk olarak her şeyi a'ya bölelim ki buradaki katsayı 1 olsun. Her şeyi a'ya böldüğümüzde ne olacak? x kare artı b bölü ax artı c bölü a eşittir 0 bölü a, yani 0. Şimdi c bölü a terimini sağ tarafa alalım. Yani iki taraftan c bölü a çıkarıyoruz x kare artı b bölü a x. Burayı boş bırakıyoruz çünkü bu terim gitti iki taraftan çıkardık eşittir eksi c bölü a. Burada boşluk bıraktım ki kareye tamamlayalım. Bunu daha önce de yapmıştık. Ne yapıyorduk? Bu katsayının yarısını bulup karesini alacağız b bölü a bölü 2 nedir? Veya yani 1 bölü 2 çarpı b bölü a nedir? b bölü 2a'dır. Ve tabii ki bunun karesini alıyoruz. Bunun yarısını alıp karesini buluyoruz. Böylece bunu bir binomun tam karesine çeviriyoruz. Ama b bölü 2a'nın karesini sadece sol tarafa koyamayız. Denklemin bir tarafına ne yaptıysak aynı şeyi diğer tarafa da yapmalıyız. Yani burada da b bölü 2a'nın karesi olacak. Artı b bölü 2a kare. Buradaki ifadeyi x artı b bölü 2a'nın karesi olarak yazabiliriz. İnanmadınız mı? O halde çarpalım. x artı b bölü 2a'nın karesini açalım. x artı b bölü 2a çarpı x artı b bölü 2a x çarpı x eşittir x kare, x çarpı b bölü 2a eşittir artı b bölü 2ax, sonra bir tane daha b bölü 2a çarpı x var, o da artı b bölü 2ax, artı b bölü 2a çarpı b bölü 2a. Bu da artı b bölü 2a'nın karesi eder. İşte bu ve bu aynı. Çünkü bu iki ortadaki terim b bölü 2a artı b bölü 2a, 2b bölü 2ax demek. O da b bölü ax olur. Yani sadeleşir ve x kare artı b bölü ax artı b bölü 2a'nın karesi olur. Bu da buraya yazdığımız ifadenin aynısı. Kaldığımız yerden devam edelim. Zaten işleri bu kadar karıştırıp iki tarafa da bu terimi eklememizin amacı tam kare yapmaktı. Sol taraf bu şekilde sadeleşti. Ama sağ taraf bu kadar güzel sadeleşmeyebilir. Neyse yine de deneyelim. Sağ tarafı tekrar yazalım. Önce bu terimi yazayım. Sırayı bozduk ama olsun. B kare bölü 4 a kare olarak yazılabilir, değil mi? Peki ya ilk terim nasıl yazacağız? paydanın 4a kare olması için payı ve paydayı 4a ile çarpmamız gerekir. Yani bu terim eksi 4ac bölü 4a kare olur. Bu ikisinin aynı olduğunu kontrol edebilirsiniz. Payı ve paydayı 4a ile çarptım. Aslında 4'ler ve bu a sadeleşir. Sadece c bölü a kalır. Yani bu ve şu denktir. İfadeleri değiş tokuş etmiş oldum. İfadelerin yerlerini değiştirmiş oldum. Delta formülünü görmeye başladınız değil mi? Bu kısmı tekrar yazalım. Sağ tarafı b kare eksi 4 ac bunun tamamı bölü 4 a kare oldu. Bayağı yaklaştık. Formüle benzemeye başladı. b kare eksi 4 ac ortaya çıktı bile. Henüz karekökümüz yok ama daha denklemin iki tarafının karekökünü almadık. Ve o zaman şimdi de karekök alalım. İki tarafın karekökünü alırsak, sol taraf x artı b bölü 2a olur eşittir artı eksi bu ifadenin karekökü. Bu ifadenin karekökü de payı ve paydasının karekökünü almak demek değil mi? Yani, Artı eksi kök b kare eksi 4ac bölü karekök 4a kare. Peki 4a karenin karekökü nedir? 2a'dır. öyle değil mi? 2a'nın karesi eşittir 4a kare. Bunu buna dönüştürmek için denklemin iki tarafının karekökünü aldım. Artık formüle iyice benzemeye başladı. B kare eksi 4ac bölü 2a zaten var. Şimdi iki taraftan bu b bölü 2a'yı çıkaracağız ve bitecek. Hemen yapalım. Denklemin iki tarafından b bölü 2a'yı çıkarırsanız ne elde edersiniz? X eşittir eksi b bölü 2a artı eksi karekök b kare eksi 4ac bölü 2a. Ortak paydamız. Son halini başka bir renkle yazalım. Eksi b artı eksi karekök b kare eksi 4ac ve bunun tamamı bölü 2a ve bitti. A, b ve c katsayıları ile tam kareye tamamlayarak delta formülünü türetebildik. İşte böyle. Umarım siz de bunu benim kadar eğlenceli bulmuşsunuzdur. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.